Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere General Mobile Discovery Air isimli telefon tanıtacağım. Telefon tanıtımına geçmeden önce şunu söyleyeyim. Air ismi hani çok aşinayız zaten Air'a. Air olarak getirmişler. Bu zaten bir tane telefonun markasının modeli. Benim açımdan çok iyi. Air yazınca arama kısmında daha fazla detay çıkıyor. YouTube'da, Google'da olsun. Biliyorsunuz YouTube zaten dünyanın ikinci en büyük arama motoru olarak kabul ediliyor. Ki öyle. O açıdan bizim açımızdan süper. Başkası açısından da tabii aşina olunan bir isim. Hani isim seçimine böyle takılanlar oldu. Ben de takıldım ilk başta. Bizim açımızdan bir sakınca yok. Avantajlı. Şimdi cihaza geleceğim. Cihaz gördüğünüz gibi oldukça ince. Aynı zamanda hafif ve şık bir telefon. Ben de yarattığı etki bu. Kendi fikrimi söylüyorum tabii ki. Bence öyle. Kutu içeriği zengin. Şöyle bakalım. Kulaklık. Şu kulağa takılan zımbırtılar var ya kulak şeyine göre. Hiç de değiştirmem. Hep böyle poşet içine kalır. Sonra kaybolur bunlar. Kulaklık. Bu sim kart çıkarma fikfiki. Zımbırtısı neyse artık. Benim hoşuma gitmeyen, yani kısa olduğu için hoşuma gitmeyen, normalde biliyorsunuz telefon kabloları bence uzun olmalı. 1,5 metre falan. 2.0 bir USB kablosu var. Standart tabii bu. Hani nadiren zaten uzun kablo görüyoruz. Şarj aleti. Bir adet silikon kılıf. Silikon, yani yumuşak silikon ve şu zımbırtıları kapatıyor. Şunu bir deneyeyim. Bakayım bir daha ne varmış başka içinde. Ekran jelatini var. Bir tane. Bir tane mi? İki tane mi? İşte nasıl takacağınızı gösteriyor. Hani bir şey olur da takmak isterseniz de bayağı hani korumalı morumalı. Güzel. Kendi aksesuarının içine çıkması zaten güzel. Onun dışında zaten telpa garantisi ve görüntüsüyle geliyor. Şu silikon kılıfı takayım da. İlk başta. Ha, telefon o kadar ince ki 5.1 mm. Daha doğrusu 5.1 ve 5.2 diye geçiyor piyasada. 5,15 mm bu arada tam ölçüsü. Yani silikon kılıf taksanız da normal bir telefona çok daha ince oluyor. Bence çok da şık ayrıca. Hani şunların kapanması mapanması. Güzel. Kullanılır yani bu. Kapanması derken kapatamadım zaten. Ha, bu arada hani telpa şeyini garantisi güvencesi falan dedim. Hakikaten gittim. Yani lansmanındaydık bunun biz. Gittim gördüm. Profil AVM'deydi sanırım servisleri. Telefonu veriyorsunuz. Size diyorlar ki işte 40 dakika sonra gelin alın. İşte ekran bile içinde. 40 dakika içinde ya da işte 1 saat içinde arızasına göre hallediyorlar. Hakikaten onu başarılı buldum. Ve büyük bir ekip çalışıyor. Etkilenmedim değil. Yalan söylemeyeyim. Şimdi ekranın parlaklığını bilmem görebiliyor musunuz? Ekran oldukça parlak ve güzel bir ekran. 306 ppi AMOLED ekran, 720p ve 4,8 inç boyutunda. Öncelikle telefonun boyutundan başlayalım. 4,8 inç dedik de 13,98 cm. 14 değil. Niye öyle bilmiyorum. 6,74 cm bir genişliği var. 13,98 cm olan boyuydu zaten. Ve dediğim gibi 5,2 olarak da geçiyor, 5,1 olarak da geçiyor. Yani 5,15 mm bir inceliği var. Kalınlığı var demiyorum. Şimdiye kadar incelediğim en ince telefon. Allah daha da incelerini incelemeyi nasip etsin. Hafifliğine gelelim cihazın. İnce olduğu kadar hafif de bir cihaz. 98 gram, 100 gramdan daha hafif. Güzel. Ben beğendim. Cihazın tasarımına gelecek olursak, hani aşina olduğumuz bir tasarım. İşte Space Gray biliyorsunuz hangi markayı kastettiğimi. Şöyle alt tarafında kulaklık ve USB 2.0 girişi var ve mikrofon var. Uykum tuşu, set açma kapama, üst tarafta da bir şey yok. Anten chanty var. Mikrofon dış sesi filtreleyen mikrofon bu. Güzel. SIM kart da sağ tarafında gayet şık. Temiz aslında. Hani görünüş olarak bence 10 numara bir cihaz. Hani ben şıklık açısından beğendim. Arka tarafında da cam. Hani ön tarafında cam. İkisi de Gorilla Glass 3'le korunuyor. Kamerası 8 megapiksel. Şöyle arkadan bakın zaten bir markanın hani söyleyeyim buranın da Xperia Z3'e andırıyor. Yan taraf iPhone 6'yı andırıyor. Yani incelik şey olarak şöyle tarz olarak. Ben beğendim hani zaten bütün telefonlar artık birbirine benziyor sonuçta bir açma kapama tuşu kare bilmem ne derken. Ama ikisini birleştirip şık bir telefon elde etmişler gibi düşünüyorum. Dediğim gibi telefon güzel bir telefon. İşte alüminyum kasaya gömülmüş bu arada hani board. Diyorsun hani ince şöyle yapamadım. Olmadı mı? Neyse işte sağlam. Hani bu alüminyum kasanın üzerine board gömülmüş. Öyle söyleyeyim. İçi dışı bir yani. Öyle diyebiliriz bu telefona. Ne demiştik? 720p kapasitif dokunmatik AMOLED ekranı var. Tabii dokunmatik olacak zaten. O da ayrı konu. Bu arada kapasitif dedikleri muhabbet de şu. Kapasitif ekran
her zaman ekranda akım vardır, bir elektrik akımı vardır ve sen elektrik akımını bozacak bir şey dokunursan, ki bu genelde bizim parmağımız oluyor, bozunca o bozulan noktaya dokunmatik olarak algılar. Yani çok hassas bir ekrandır. Kapasitif ekranda herkes kullanır. Elektrik akımı var deyince korkmayın yani. Mikrosim girişi var bu arada. Şimdi işlemcisine gelecek olursak, gerçek 8 çekirdekli MediaTek MT6592 işlemcisi var. Bu çekirdeklerin hepsi de 1.7 GHz'de çalışıyor. Cortex A7 diyelim bu arada. Ekran bileşeni, yani ekran kartı eski tabirle, bilindik tabirle diyeyim. Mali 450 MP4 iyi bir ekran kartı, kuvvetli bir ekran kartı diyorum artık, ekran bileşeni. Yani bu versiyon MediaTek işlemciyle de, 8 çekirdekli işlemci de uyumlu. 16 GB dahil depolama alanı var. Gördüğünüz gibi herhangi bir SD kart girişi yok. Bahsetmemiştim. Hafıza genişletilemiyor. 1 GB RAM'i var. Hafıza genişletilemiyor derken OTG'si var. Hani bellek mellek takmak isteyen varsa. Ki kullanıcıya, son kullanıcıya 12 GB bir boş alanla geliyor. İşinizi bence görür. Sonuçta zaten işte hani SD kart takınca artık bulut depolama sistemleri falan filan derken, bu arada Google'ın bütün şeyleri var. Neredeydi o? Google Drive'a da fotoğraflarınızı atabilirsiniz, aklınızda bulunsun, almak isteyen varsa. 8 megapiksel arka kamerası var dedik. 5 megapiksel ön kamerası var. 8 megapiksel arka kamerası 1080p video çekebiliyor. Saniyede 30 kare olarak. 2050 mAh pili var. 720p 4.8 inç ekrana göre ve AMOLED bir ekrana göre, AMOLED tasarruflu LED kullanımı mayasına geliyor aynı zamanda. Pili götürüyor. Bir gün, 1,5 gün, 1.25 gün. Hani standart bir akıllı telefon kullanıcısının kullanıldığı kadar rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Hemen zınk diye biten, aman panik olmanıza gerek yok. Siyah modeli bizdeki. Beyaz, mint yeşili, yani nane yeşili ve pembe olarak 4 rengi var. SAR değerine gelelim. SAR değerine gelecek olursak da 0,597 watt bölü kilogram bir SAR değeri var. Fakat bunun kafa mı, body mi olduğu yazmıyor. Onu bilmiyorum. Sesini de yazmıyor. Ama hani 0,597 watt bölü kilogram bir emilim oranı olduğu yazıyor. Bu değer var. 4G yok, 3G cihaz. Dilerseniz bir AnTuTu puanına bakalım. Şöyle AnTuTu testi ben daha önce yapmıştım. Şimdi bu cihazın hani en önemli özelliğini söyleyeyim ben size. 799 TL olması. Bence yani şıklık açısından, tasarım açısından kurtarıyor. Güzel. Fakat dediğim gibi hani keşke 2 GB RAM olsaydı. Daha iyi olurdu. Cihaz bu arada 4.4.2 KitKat sürümüyle geliyor. Hani Lollipop gelecek dediler ama ne zaman gelir biliyorsunuz, hani General Mobile öyle KitKat beklenen bir ara bayağı bir beklemişti. Hani GTA 5 gibi olmuştu. Çok yakın bir zamanda bir çeyrek dilim içerisinde gelecek dediler. Benim bildiğim bilgi o kadar. Şimdi AnTuTu testi yapmamışız herhalde biz bunu. Hakikaten de yapmamışım. Onu bir yapayım, puanını söyleyeyim. Kaç çıktı, ne çıktı? Bakalım. Bence güzel, iyi puanı. Sesim için de kusura bakmayın, hastayım. Biraz kısık. Hani çok direndim, o yüzden video geç geldi. Hani sesim kısıkken hemen çekmeyeyim diye. Artık dayanamadım. Kusura bakmayın. Bu arada bize yine bildiğiniz gibi Facebook'tan takip edilir. Web Teknoloji Twitter hesabından takip edilir. Benim kendi teknolojiye atar, @teknolojiatar Twitter hesabından bana telefonla alakalı sorular sorabilirsiniz rahat rahat. Cevaplayabildiğim kadar zaten cevaplıyorum. Takip edenler biliyor. Web Teknoloji TV YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Ki bence olun. 2 tane ödülü var. Bir senede. İyi kanallardan birisidir. Webteknoloji.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi telefon, iyi. RAM'i de 2 olaymış, daha iyi olmuş da. Olsun.